Merhaba arkadaşlar. İkinci pekiştirme testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki aşağıda içleri dolu kendi içinde homojen KLMT cisimler öz kütleleri verilmiş. Hangisine sıvı içine bırakıldığında cisimler kabın tabanına batmaz. Kabın tabanına oturmuyorsa, batmıyorsa ne olacak arkadaşlar? Bize askıda kalan ve yüzenleri soruyor. Askıda kalması ve yüzmesi için öz kütle sıvıya eşit veya daha küçük olacaktır. Mesela K'nın öz kütlesi 2, sıvı 3. O zaman K ne yapar? K o sıvıda yüzer. Dolayısıyla tabana batmaz. L öz kütlesi 3 olduğu için, bu da 3 olduğu için askıda kalır. O zaman bu da tabana batmayacak. Bunun öz kütlesi 1 olduğu için, öz kütlesi sıvıdan küçük olduğu için yüzecek. Ama şuradaki N ve T'nin öz kütlesi sıvıdan büyük olduğu için bunlar ise ne yapacaklar arkadaşlar? Bu ikisi tabana batacaktır. Hangileri tabana batmayacak? K, L ve M cisimleri tabana batmayacaktır. Cevabımız Edirne olacak. Doğru ve yanlış olarak hatasız gitmemiz istiyor. Akışkanın içinde bulduğu bütün cisimlere kaldırma kuvveti uygulanır. Evet arkadaşlar, akışkanlar yani sıvılar ve gazlar ne yapar? İçindeki bulundukları cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Doğrudur. Gazların kaldırma kuvveti yoktur. Hayır arkadaşlar, gazların da yani bir akışkan olduğu için onlar da bir kaldırma kuvveti vardır. Yani yanlış ifadedir, buraya geldik. Sadece esnek cisimlere kaldırma kuvveti uygulanır. Hayır arkadaşlar, kaldırma kuvveti esnek olsun veya olmasın her cisme ne yapacaktır? Kaldırma kuvveti uygulayacak. Yani yanlış bir ifade olduğu için cevabımız Ceyhan 4 olacaktır. İçleri dolu homojen eksiye cisimleri sıvı içinde şekildeki kabın tabanına oturacak biçimde dengeye geliyor. Cisimlerin hacimleri farklı olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar, bir kere tabana oturduğuna göre ne olacaktır? Bu cisimlerin öz kütleleri kesinlikle sıvıdan nedir? Büyüktür. Ama sıvıdan ne kadar büyük olduğu hakkında bilgi verebilir miyim? Hayır. Mesela ben sıvının öz kütlesini atıyorum 2 dersem. X'in öz kütlesi 2'den büyük her şey olabilir. 3 de olabilir, 5 de olabilir, 13 de olabilir. Y'nin öz kütlesi de 2'den büyük her şey olabilir. 4 de olabilir, 2,5 da olabilir, 7,5 da olabilir. Yani o zaman ben bunların öz kütleleri eşit olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Öz kütleleri aynı olabilir. Cisimler etkeden kaldırma kuvvetleri. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü ne arkadaşlar? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı Y. Şimdi bu iki cisim de aynı sıvıda. İki cisim de aynı ortamda. Yani D sıvılar aynı, G'ler aynı. Batan hacimlere bakacağım. Tamamen dibe battıkları için batan hacimler cisimlerin hacimleri. Ama diyor ki cisimlerin hacimleri farklı. Ha, o zaman hacimler farklıysa bunlar etkeden kaldırma kuvvetleri kesinlikle nedir? Farklıdır. Yani atıyorum bir etkeden kaldırma kuvvetinin değeri 10'dur. Diğer etkeden kaldırma kuvveti hacmi farklı olduğu için farklı bir değerdir. Kaçtır? 15'tir. Yani bunlar aynı olamaz. Peki kütleleri? Şimdi bunlar dibe battığı için arkadaşlar nedir? Kaldırma kuvvetleri kütlelerinden küçüktür. Çünkü yüzeyin normaliyle tepkisiyle ancak dengelenecektir. Yani demek ki bunlar batıyorsa bu cisimlerin kütleleri kaldırma kuvveti değerinden ne olacak? Daha fazla olacak. Peki bunun kütlesi ne olabilir? 10'dan büyük her şey olabilir arkadaşlar. Bunun kütlesi de 15'ten büyük her şey olabilir. Ha, eşit olabilir mi birbirine? Atıyorum bunun kütlesi 20, bunun kütlesi 20 olamaz mı? Olabilir. Niye olmasın? Dolayısıyla olabilir. Hangileri doğru olabilir dediği için cevabımız 1 ve 3 Denizli olacaktır. Eşit hacim bölmeli X cismi çekirdek sıvı içinde yarısı batmış olarak yüzüyor. Yarısı batıyorsa demek ki öz kütle sıvı nedir? Yarısıdır. Çünkü cismin öz kütlesi nereden buluyorduk? Batan hacmi cismin tamamına oran diyorduk. Sıvının bu kadar diyorduk. Şimdi bu adam ne yapıyor? Yarı yarı yüzüyor. Yani 4'te 2'si batmış şekilde yüzüyor. O zaman demek ki X'in öz kütlesi içine bulunduğu sıvının neyi? Yarısıdır. Cismin yarısını üstten kesip attık. Yani 4 bölmeyi ne yaptık? 2 bölmeyi indirdik. Yarısını kesersek arkadaşlar ne oldu? Kütle yarı indi. Hacim yarı indi. Ama öz kütle ne yapmadı? Öz kütle değişmedi. O zaman sıvı içine koyarsak yine aynı sıvıya koyduğumuz için yine öz kütle sıvının yarısı olacağı için ne yapacaktır? Yine yarı yarı yüzecektir. Yani o zaman kalan iki parça olduğunun yarısı batacaktır. Yani cevabımız yine Bursa olacak. Yani cismin yarısını kessek de kütlesi azaldığı için kaldırma kuvveti azalacak, batan hacim azalacak. Ama öz kütle değişmediği için batma oranı değişmeyecektir. İçi dolu cisim suda şekilde gibi yüzmekte. Suyla aynı sıcaklıkta karışımlar ve suyun öz kütlesinden daha küçük olan bir sıvıdan kaba bir miktar karıştırıyoruz. Hangisi doğrudur? Şimdi o zaman ben sıvıya öz kütlesi daha küçük olan bir sıvı karıştırırsam karışımın öz kütlesi yani sıvının öz kütlesini giderek ne yapmış olacağım arkadaşlar? Azaltmış olacağım. Peki şu anda bu cisme etkeden bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Ne kadar? İşte V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bu da şu anda yüzdüğü için bunun neyini dengeliyor? Ağırlığını dengeliyor. Yani G'yi dengeliyor. Sonra ne yaptık arkadaşlar biz? Yani mesela ağırlığını atıyorum 40 diyeyim. Şu anda bunu etkeden kaldırma kuvveti ne kadardı? 40'tı. Ben burada ne yaptım? Sıvının öz kütlesini giderek küçülttüm. Sıvının öz kütlesi azalınca kaldırma kuvveti azalmaya başlayacak. Kaldırma kuvveti azalınca bu sefer ağırlığı dengeleyemeyecek. Dengelemediği için bu sefer ne yapacak? Cisim biraz daha batmaya devam edecek. Yani cisim sıvıya biraz daha girecek.
O zaman D sıvı azaldığı için biraz daha battı ama o zaman sıvıya girdikçe batan hacim arttı. Batan hacim arttığı için kaldırma kuvveti tekrar arttı. Ha, ne zamana kadar olacak? Belki ağırlığı tek biraz batınca tekrar dengeleyecek. Biraz daha batmış şekilde yüzecek. Belki dengeleyemeyecek. Belki bu cismin tamamı sıvıya batınca ancak hani V batandaki artış D sıvıdaki azalmayı dengeleyip ağırlığı dengelemiş olabilir. Yani burada bir yerde kalabilir. Belki de bu adam ne kadar batarsa batsın belki sıvının ötesi çok azaldığı için kaldırma kuvveti çok küçüldü. Bu cisim aşağı doğru indi. Aşağı doğru indikçe batan hacmi arttı ama sıvının öz kütlesinin azalması batan hacminin artışından çok fazla olduğu için ne yapamadı? Yine ağırlığı dengelemedi. Belki gitti dibe çöktü. O da olabilir. Hangileri doğrudur? Kabın tabanına doğru hareket eder. Evet, ne olacaktır arkadaşlar? Bu adam biraz daha aşağı doğru inecektir. Olabilir. Tabana doğru inmiş olabilir. Askıda kalabilir. O da olabilir. Biraz daha batıp askıda kalmış olabilir. Yüzebilir. Evet, o da yüzebilir arkadaşlar. Hani birazcık daha batar. Yani şu anda yüzüyordu. Belki işte sıvının ölçüsü ben çok küçük bir miktarda azalttım. Onun için birazcık aşağı indi. Batanacım birazcık arttı. Yine dengeledi ve yine bu cisim burada yüzecek şekilde yine dengede kalmış. Olabilir mi? Olabilir. Belki çok küçülttüm sıvının ölçüsü. Ne yapabilirim? Dibe batmış olabilir mi? O da olabilir. Yani hepsi nedir? Hepsi olabilir arkadaşlar. İçler dolu homojen KLM cisimler sıvı içinde şekildeki bir dengededir. Bölmeler eşit hacimli olduğuna göre kütleler hakkında. Şimdi arkadaşlar bize kütleyi soruyor, öz kütleyi sormuyor. Kütleyi soruyorsa bu kütleleri dengeleyen nedir? Bu cisimleri etkileyen kaldırma kuvvetleridir. Sonuçta yüzüyor veya askıda kalıyorsa kütlesi ne olacaktır? O kaldırma kuvveti o cismin ağırlığını dengeleyecektir. O zaman ben bunların kaldırma kuvvetine bakacağım. Kaldırma kuvvetleri V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi hepsi aynı sıvıdalar, hepsi aynı ortamdalar ve bunlar eşit hacim bölmeleri diyor. Yani şuradaki bölmelerin hacimleri birbirine ne diyor? Eşit demek anlamında. Dolayısıyla K'ya etkilen kaldırma kuvveti batan hacim 1V çarpı D sıvı çarpı G olduğu için 1F ise L'ye etkilen kaldırma kuvveti de batan hacim aynı olduğu için 1F'tir. Ama M'ye etkilen kaldırma kuvveti kaç F'tir? 2F'tir. Bunlar yüzdüğü için ve askıda kaldığı için o zaman kaldırma kuvveti ağırlığı dengelemiştir. Demek ki işte K'nın kütlesi atıyorum bir F'e eşitse L'nin kütlesi de bir F'e eşittir. Ama M'nin kütlesi nedir arkadaşlar? 2 F'e eşittir. Dolayısıyla M büyük olacak. K ve L eşittir. Cevabımız Ceyhan çıkacaktır. Sıvı içinde şekildeki dengede kalan içleri dolu homojen KLM cisminin üst ve alt yüzeyini etkileyen sıvı basınç kuvvetleri F1 F2'dir. Hangileri kesinlikle F2 F1'den büyüktür? Şimdi arkadaşlar sıvı basınç kuvveti dediğimiz şey ne? Basınçta yüzey alanı çarpımı. Sıvı basıncı da HDG çarpı yüzey alanı. Şimdi birinci şekle bakarsak arkadaşlar, şimdi üst tabanla alt tabandaki basınçlar kesinlikle daha farklı. Yani alttaki basınç daha büyük sonuçta. Basınçta yüzeyi ne yapacağım? Ben çarpacağım. P ile S'yi çarpacağım. Şimdi alt tarafın etkilen basınç daha fazla ve üst tarafın yüzeyi ile alt tarafın yüzeyi aynı. Yüzeyler aynı olmasına rağmen basınç daha büyük olduğu için burada ne olacak? F2 kesinlikle F1'den büyük olacak. İkinci şekle bakarsak şimdi HDG'den tabanındaki basınç hem daha büyük hem buranın yüzeyi fazla. Yani hem basıncı fazla hem yüzeyi fazla. Dolayısıyla F2 F1'den kesinlikle daha büyüktür. Ama üçüncü şekle baktığımız zaman arkadaşlar şimdi üst tarafın basıncı az. Alt tarafın basıncı daha fazla daha derinde olduğu için. Ama basıncı az ama buranın yüzeyi geniş. Buranın basıncı fazla ama yüzey küçük. O zaman ben burada kesinlikle F1 ile F2 birbirine eşit. Yani F2 F1'den kesin büyüktür diyebilir miyim? Diyemem. Peki hocam nasıl bu hocam kalıyor kaldırma kuvveti uyguluyor dersiniz. Onu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela cisim bu şekilde ya. Şimdi buraya etkilen basınç sıvı basınç kuvveti F1. Buraya etkilen basınç kuvveti F2. Ama bunlar etkilen sadece basınç kuvveti F1 F2 değil. Şu yan yüzeylere uygulanan basınç kuvvetleri de var. Ve bu yan yüzeye uygulanan basınç kuvvetleri ne yapıyor arkadaşlar? Cisimde bir miktar yukarı doğru da bileşenleri vardır yüzeye dik olduğu için. Mesela K ve L'de K'da direkt yataydır bunlar birbirinden girer. L'de ise hatta ne yapıyor? Aşağı doğru bastırıyor. Dolayısıyla burada kesin olan F2'nin F1'den büyük olduğu nedir? K ve L'dir. Cevabımız Denizli olacaktır. Öz kütlesi 5 olan metalden yapılmış cismin kütlesi 160 gramdır. Öz kütlesi 4 olan sıvıda şekildeki bir dengede kalmış. Hocam öz kütlesi 4 ise askıda kaldığına göre o zaman sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşit olacak. O zaman cismin öz kütlesi 4. Hayır ama soru 5 diyor. Niye? Demek ki içine boşluk eklemişiz. Boşluk eklesek de eklemesek de arkadaşlar kütle ne yapmayacak? Kütle değişmeyecek. Şimdi cismin yapıldığı maddenin öz kütlesinin 5 olduğunu biliyorsak, kütlenin de 160 gram olduğunu biliyorsak arkadaşlar, D eşittir M bölü V'den ben bu cismin hacminin 32 santimetre küp olduğunu söyleyebilirim. Ama hocam bu adam burada sıvının içinde askıda kalmış gibi, yani dengede kalmış. O zaman askıda kalmışsa cismin öz kütlesi kaç gibi gözüküyor dışarıdan?
4 gibi gözüküyor. Askıda kaldığı için öz kütle sıvıya eşittir. Kütlesi kaç? Kütlesi 160 gram. Yani ben bu maddenin öz kütlesinin 5 olduğunu soru bana vermeseydi ne yapardım? Bana kütlesi 160 gram deseydi. Derdim ki hocam bu yüzüyor. Yüzdüğüne göre işte ne olacaktır? Öz kütle sıvıya eşittir. Kütlesi de 160 gramdır. O zaman ben bu cismin hacmini nasıl hesaplarım? Cismin hacmini 40 santimetre küp hesaplarım. Yani ben buradan baktığım zaman cismin hacmini 40 gibi göreceğim. Ama cismin gerçekteki hacmi ne kadar? 32. Demek ki ne yapmışız arkadaşlar? İçine 8 santimetre küplük boşluk eklemişiz. Kütleleri MK, ML, MM olan eşit hacimli, içleri dolu homojen KLM cisimleri öz kütle işte 1.8D, D ve 2D yontlu sıvılarda dengede kalmışlar. Kütle arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar eşit hacimli olduğu için bunlar etkilenen kaldırma kuvveti nedir? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı Y'dir. Şimdi burada batan hacimler, hacimleri eşit olduğu için burada L batmış, burada M batmış, burada M batmış. Yani batan hacimlerini aslında üçünde de aynı. G'ler de aynı ama sıvıların öz kütlelerinin farklı. Dolayısıyla en fazla kaldırma kuvveti kimi etkiliyor? Bunu etkiliyor. Peki bu kaldırma kuvveti kimi dengeliyor burada? L ve M'nin ağırlığını dengeliyor. Demek ki L ile M'nin ağırlığı en büyük diğerlerine göre. Sonra 1.8 olduğu için kaldırma kuvveti, yani öz kütlesi daha, bu biraz daha küçük olduğu için buradaki kaldırma kuvveti buna göre 3. şekle göre daha küçük. Yani demek ki K ile L'nin ağırlıkları toplamı buna göre daha küçük. En küçük kaldırma kuvveti de bunu etkettiği için demek ki K ile M'nin ağırlığı da en küçük. O zaman şu iki denkleme bakarsak L'ler ortak olduğu için arkadaşlar M'nin K'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şu iki denkleme bakarsak K'lar da aynı olduğu için L'nin de M'den daha büyük olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız L, M, K olacaktır. Yani Edirne. Eşit hacim bölmeli K cismi X'ye sıvıların şekildeki dengede kalıyor. Sıvıların öz kütlesi. Arkadaşlar burada K ne? K aynı cisim. O zaman öz kütle ne yapmayacak? Öz kütle değişmeyecek. Öz kütle için batma oranına bakarsak birinci çözüm yolu buradan gideyim. K'nın öz kütlesi nedir arkadaşlar? Batan hacim kaç? 2. Tamamı kaç? 3. Yani 3'te 2'si batmış. Kimde? X sıvısında. Y sıvısına bakarsam K aynı K. O zaman öz kütlesi aynı olacak. Kaçta kaç batmış? 3'te 1 batmış. O zaman batan hacim 1. Tamamı 3. İşte bu ne olacak? Y sıvısının 3'te 1'e kadar olacak. O zaman bunları birbirine eşitlersek çünkü ikisi de K'nın öz kütlesine eşit olduğu için demek ki 2DX eşittir neye? D'ye. Yani DX bölü DY oranımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkacaktır. Veya bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Sonuçta yüzdüğü için arkadaşlar burada etkeden kaldırma kuvveti o K'nın ağırlığına eşit. Burada da yüzdüğü için etkeden kaldırma kuvveti bu da K'nın ağırlığına eşit. Yani havuzda yüzüyorsun, denizde yüzüyorsun gibi düşün. Mesela deniz tuzlu sudur, daha yoğundur. Orada ne yapacaktır? Daha yoğun olduğu için sana daha çok kaldırma kuvveti etki etmeyecek. Havuzda da etkeden kaldırma kuvveti senin ağırlığından geliyor. Denizde de etkeden kaldırma kuvveti senin ağırlığından geliyor. Ama deniz daha yoğun su olduğu için orada batan hacim daha azdır. Daha az battığın için daha rahat yüzüyormuş gibi olursun. Dolayısıyla burada ikisine de etkeden kaldırma kuvveti ne yapıyor? Aynı K cisminin ağırlığından geliyor. Dolayısıyla ikisine de kaldırma kuvveti eşit olacak. Burada batan hacim ne kadar? 2 ve çarpı D sıvımız X sıvısı çarpı Y. İşte bu neyi dengeliyor? K'nın ağırlığını. Burada da kaldırma kuvveti ne kadar? Batan hacim 1 ve çarpı D sıvımız D'ye çarpı Y. Bu kimi dengeliyor? Bu da aynı K'nın ağırlığından geliyor. Şu V'leri sadeleştirsek, G'leri götürürsek arkadaşlar buradan da yine 2DX'in D'ye eşit olduğunu yani DX bölü D'ye oran yine 1 bölü 2 olduğunu buradan da bulmuş oluruz.